Fransa'da İslamofobiyanı özündə əks etdirən hadisələrin sayı son 2 ildə 80%-ə yüksəlib. İndi Fransa həm də irqi ayrı seçkiliyin sürətlə yayılmağa başladığı ölkələr sırasındadır. Hadisələr o qədər sürətlə inkişaf edir ki, məcburiyyət qarşısında ölkəyə gələn qonaqlar da bu irqi ayrı seçkiliyin qurbanına çevrilir. Söhbət futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin sonuncu 6-cı turu çərçivəsində Fransa'da yerli PSG ilə Türkiyə Başakşehir klubu arasındaki karşılaşmanın 14. dəqiqədən itibarən yarımçıq dayandırılmasından gedir. Buna səbəb isə oyunun 4. hakimi Sebastian Coltescu'nun qonaq komandanın köməkçi məşqçisi Pierre Evebo'ya qarşı irqçi ifadələr işlətməsidir. Ara qarışdı və komanda meydana çıxmaqdan imtina etdi. Hadisə baş verən andan etibarən Türkiyədə öz mövqeyini ortaya qoydu və bu hadisəni qətiyyətlə qınadı. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan da Bakıya səfəri öncəsi PSG Başakşehir qarşılaşması zamanı baş verən hadisədən danışdı. Və dün akşam Başakşehir gerçekten çok kararlı bir duruş sergiledi ve sahadan çekilmeleri, ondan sonra onlar Roman hakemi almalarına rağmen arkadaşlar direndiler, bizim için bu yeterli olmaz dediler ve ardından hakemlerin dördünü de değiştirme kararını UEFA verdi ve bu akşama o şekilde bu maçın tekrarını kabul ettiler. Tabii burada Dembaba filan onlar aynı şekilde çok kararlı durdular. Ve bu kararlı duruş karşısında da bu akşam galiba 20.45'e alındı. Bu akşam maç oynanacak. Tabii Fransa maalesef artık ırkçı söylemlerin, ırkçı yaklaşımların yoğunlaştığı bir yer haline geldi. Futbol şərhçiləri də bu hadisənin yaşıl meydanda bir sürpriz olduğunu deyir. Ara sıra oyunçular arasında bu cür münaqişələr olsa da, hakim və köməkçi məşqçi arasında belə münaqişənin yaranmasının və irqçiliyin gündəmə gəlməsinin utanc verici olduğunu deyirlər. Burada ən önəmli konu bəncə, hani diğer bu işin sonucu çok büyük bir olay ve siyasi yansımaları da oldu, herkes açıklamalar da yaptı ama çok çok uzun süredir ilk defa futbolda bu tarz ırkçı bir hareket anında cezalandırıldı. Maç durduruldu. Hakem heyeti de değiştiriliyor. Ayrıca gösterilen kırmızı kart da iptal edildi. Yani Vebo kulübe de olacak. Bu da aslında UEFA'nın Vebo'nun yanında olduğunun bir göstergesi. Burada çok kısa sürede bir çözüme ulaşıldı. Normalde bir futbolcuya yönelik tribünlerden ırkçı söylemler yapıldığında açıkçası çok da hak eden cezaları biz göremiyorduk. İtalya'da olsun, İspanya'da olsun bu tarz ülkelerde genelde 10 bin euro, 20 bin euro gibi cezalı para cezalarıyla aslında bunlar geçiştiriliyor. Yani bir çözüm üretmek yerine. İndi PSG və Başakşehir maçında 4. hakim funksiyasını Polşadan Bartosz Frankowski yerine itirəcək.